Arkasında olması aslında çok da acı bir şey değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim CHP'leri kaybettikten sonra bilmem kaç yıl aradan sonra aslına bakarsan hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne yapıyor ne ediyor falan gibi böyle çok eleştiriyoruz falan ama genel başkan olduğu süreçte belli ki yapmaya çalıştığı şeyi başaran bir genel başkan. Yani CHP'yi nedir o? Şu ulusalcı damardan laik Kemalist akımdan kopartıp PKK'lı yapmak mı? HDP'nin PKK'nın trenine katar yapmak, vagon yapmak başarısını gösterdi. Tırnak içinde. Neticesi diyorsun yani. Başarı diyorsan evet. Bunu yaptı adam. Yolda tekanesi döndü bilmiyoruz ama geldiği netice bu. Netice bu. Ve bunu yaparken de CHP'nin o kadim dediği, o Tuncay Özkan'ın kadim kelimesini kullandığı kadim azı dişlerini, ağababalarını öyle bir öğüttü ki Kemal Kılıçdaroğlu bunlar hani bir şekilde aldığı destekle, yönlendirmelerle, üflemelerle, suflelerle falan öyle bir hale getirdi ki bütün azı dişleri kenar ya biz FETÖ'yle ondan sonra ortak çalıştık bunu kendime yediremiyorum diyen isimler CHP seçimlerde işbirliği yapmıştır. Yapıldı bir iş ben gördüm diyor. Atatürk'ün portresini indirdi. Halbuki bunu şikayet eden kişiyi ondan sonra partiden ihraç etmeler. Emine Ülken Tarhanlardan falan bahsediyor. Ulusalcı kan. Bunların hepsini ayrı parti kurup tasfiye etmeler vesaire vesaire. Öyle bir kılçıksız hale getirdi ki CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu. HDP'nin vagonu yaptı, katarı yaptı. Başarı mıdır? Görevi buysa layıkıyla başarmıştır. Başarmıştır. Doğru CHP'yi, söylüyorsun. HDP'nin katarı doğru. Yapmıştır Kemal Kılıçdaroğlu. Bunları anlarım. Bak. Anlamayalım ya. Hayır. Anlarım da, şey manasında söylüyorsun. Kabul yani, ederim anlamında hani, söylemiyorum. Hani şeytan şeytanlığını yapar diyorsun. Tabii tabii. Gördük şeytanın bunu. Da zekasını anlarım. Hani, gördük zekidir çünkü şeytan. Bunlar eyvallah yani. Yani yıllar içerisinde söylemiyorum aldı. Söylemiyorum bunu tabii. Zeka açısından Kılıçdaroğlu'nu karıştırmayalım. Aldı, zeka toparladı, şey. Getirdi. Ha. CHP'nin katarı yaptı. Ve şu anda CHP ile HDP zaten hani birleştiler, beraber yürüyorlar. Almanya mı yönlendiriyor, Belçika mı yönlendiriyor, Derin Amerika mı bilmiyorum. Kim evangelikler mi? Ama en nihayetinde gelinen nokta bu. İkiz doğru, oldular. Doğru. Bu ikiz oldu. Bu anlaşılabilir bir şey. Kabul edilemez. Her defasında ama duruyorum. Ben anlayamıyorum ama. Kabul edilemez ama anlaşılabilir bir şey. Tamam. Bunlar eyvallah. Peki Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e ne oluyor abi? Karnından konuşanlar. Mahir Ünal güzel söylemiş. Bütün bir mücadelenin sembolü haline gelen ülkemiz, ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. Şimdi bak. Bunlar da loserlar abi. Şunu söyleyeceğim ben. Kaybedenler. Şunu söyleyeceğim ben. Bir siyasi oluşum oluşturmak üzere içinden çıktığınız partinin içinden de çıkarak başka bir şey yapmayı hedefleyebilirsiniz. Siyaseten bu ülkede cumhurbaşkanı olmak, yeniden cumhurbaşkanı olmak ve ikinci başkan olmak isteyebilirsiniz. Bir partinin genel başkanı hani kurdun dişine kan değdi derler ya, genel başkan sıfatı aldıktan sonra yine genel başkan olarak hayatınızı devam ettirmek isteyebilirsiniz. Bunun için kendiniz bir parti kurup buradan yola yürümek isteyebilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Ama çıktığınız noktanın hele hele Davutoğlu için söylüyorum, başbakanlık yaptığınız dönemde, bak buradan baktım 2015 yılında bu Çukur operasyonları sırasında Ahmet Davutoğlu bu ülkenin başbakanıydı. Ve o başbakan olan Ahmet Davutoğlu belediyelere neler neler söylüyordu. Siz halka hizmet etmeniz gerekiyor, olmaz, bununla ilgili gereken hatta yapılacaktır, var, şu alırız, olacaktır, yaparız. Bu olacaktır, şöyle tabii. Yaparız, böyle yaparız. Demokrasi. Şu kadar borcunuz var, bu borcu halka hizmet olarak yansıtmak yerine dağa gönderiyorsunuz, bunları tespit ediyoruz. Personel sayısıyla ilgili olarak bakıyoruz, şişiriyoruz, sağdan soldan bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Biz devlet olarak elimiz boş durmaz, şunu yaparız, bunu yaparız diyordun başbakan olduğunda. Şimdi... İnsanın başbakan olduğu zamanki karakteriyle başbakan olmadığı zamanki karakteri değişebiliyorsa burada bir sorun var demek. Bunun değişiyormuş demek ki. Değişiyormuş niye? Kısa süre önce Ahmet Davutoğlu'nun tweet'i. Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Şimdi bu Ahmet Davutoğlu'nun. Abdullah Gül'ünkünü de okuyup üzerine bir cümle söyleyip sana sözü bırakacağım. Abdullah Gül de